Derya. Şehriban abla. Annem sen niye utanıyorsun yavrum? Çeyiz görmeye geldik biz adettendir. Hepimiz gösterdik kızım. Ne var bunda? Şehriban ablam şimdi Derya şu aralar biraz hassas da. Acaba diyorum bunu biraz böyle ertelesek bu şeyi. Hani biz de hem hazırlıklarımızı bitiririz bu arada. Allah Allah kızım biz dünür olduk artık niye çekiniyorsunuz? Ne yapacaksınız hazırlığı falan? Koyacağız bir demlik çaydanlığa çayımızı demleyeceğiz. Fatmacığım da bize 12 dakikada böreğini yapacak. Oh mis. Şehriban abla ben böyle biraz kırgınım bugün. Bugün yapmasak sonra yapsak he? Aşktandır o. Artık görümceni sayılırım. Hadi. Maşukacığım canım biz gerçekten hazır değiliz bu arada. Bayağı değiliz yani şu an. Kızım hadi tamam anladık. Naz evlisiniz de bu kadar olmaz. Daha çeyizi görmedik. Ne nazı hadi. Vallahi hazır değiliz ablacığım. Vallahi anam. Neyiniz var sizin? Hı? Ayakkabılar mı ayakkabılar nerede? Sanki böyle sahibinden ev kiralık gibi. Şşş. Ne saklıyorsunuz siz bizden? Ha? Maşukacığım yalnız odaya girmiyoruz. Hani özel alan falan diye bir şey var ya bacım. Bacım. Maşuka. Maşuka ne yapıyorsun? Çarşaflar niye yok? Dolaplar da boş. Kız biz çeyiz görmeye geldik. Çarşaf bile yok evde. Ne oluyor Yaren? Ne oluyor ablam? İşte onu diyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor Derya? Ya ne oluyor? Durun. Şey oldu. Akrep bastı evde. Ay akrep mi? Ay annes bu yer. Fatma kırdın ya yatağı. Yatağı kırdın Fatma. Ay yuh ya durun bir. Ya tamam Fatma abla tamam korkma. Biz öldürdük onu. Ya şey yapalım dedik. Temizlik yapalım dedik. O yüzden de eşyaları şeye gönderdik. Nereye gönderdik? Yani nereye gönderdik? Dükkana! Ha işte dükkana gönderdik. Kızım evi akrep bastı diye eşya mı taşınır dükkana? Niye bize gelmediniz? Temizlikçi çağırdık Şehriban abla. Olur mu öyle şey? Ara iptal et. Ara iptal et. Biz temizleriz evi. Gelinimin evi. Benim evim sayılır. Kandemir'in evi benim de evim. Ya boş verin abicim zaten ev bizim değil. Şaka yaptım. Şakaydı. Kız, Fatma develer bu orada ters dönmüş böceği gibi. Kalk, hadi bir temizlik yapalım. Artık yerine ayıralım. Kalkamaz. Evet Halit Bey, haklısınız. Doğru söylüyorsunuz ama ne yapayım bir aksilik çıktı işte. Tamam. Halit Bey, babam iyi mi peki? Tamam Halit Bey, ben sizi yarın arayacağım, bilgilendireceğim. İyi günler. Derya babana bir şey mi oldu? Kandemir'e bir şey mi oldu? Söylesene bana. Ay yok bir şey Maşuka. Dur. Kesin bir şey oldu. Dur ben söyleyeyim. Şimdi böyle yatağına bir uzanayım. Sana güzel enerjiler yollayayım. Böyle Kandemir avucumun içindesin böyle tamam mı? Duyuyor musun beni? Yok sen şekersin. Yok sen. Neyse ben şimdi sana böyle güzel enerjiler yolluyorum tamam mı? Herkes var burada ama Kandemir yok yani. Nerede ki? İçimde böyle bir kötü bir his var. Sana ne kız? Kocaman adam. Neredeyse nerede? Sana ne? Kız Şehriban. Ya ben Derya'nın yatağını da kırdım bir anam. Boşluk kalmak istemem. Ben bir yatak alayım kızı. Az ye Fatma. Azıcık az ye. Gördün mü? Rezil kepaze oldun. Ne yapacaksın şimdi? Şakalar şaka.
Söyleriz Ceyhun'a, alır bir tane. Kızı aldık yatağını, alamayacağız Fatma'ya. Yenge, yukarıda ne konuşuyorlar acaba, dinlesek mi? Vallahi Maşuk'la şu süpürgenin borusuyla ağzına ağzına vurasım var ama zor tutuyorum kendimi vallahi. Kız temizlesene, hadi bitirelim, azıcık işimiz kaldı ya. Carlos, bu nasıl iş, ben anlamadım ki ya. Biz bu aşağıları götürdük. Hadi götürdük, niye getiriyoruz ya? Ya Tuncer, ne olur bir sus bak yani. Ağzını mı batlayayım, içine zank mı süreyim, zank mı süreyim? Bir sus ya. E tezgah bitti de dedin. Ya Tuncer, diliniz grup halinde eşek arıları soksun. Ne olur bir sus ya. Ablam, hadi ablam. Ellerinize sağlık ablam. Çok teşekkür ederim. Ablam bırak onları. Ben bir sudan geçirip bırakacağım bahçeye. Hadi. Carlos. Bak temiz temiz yerleştirin eşyalarınızı oğlum. Allah razı olsun Şeriban teyzeciğim, ellerinize sağlık. Bu arkadaş kim? İlk defa görüyorum. Sen dükkanda mı çalışıyorsun? Hatun ağır Almancıymış ala. Ha, bir de futbolcular da var biliyor değil mi böyle aksan? Tabii Almanca düşünüyor, Türkçe konuşuyor. Mesut Özil, Dünya Kupası'nın elinde golü bir kaçırdı dedi. Pis, bir de terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorsun. Sen kandemenin nesi oluyorsun? Hiçbir şeyse olmuyor Maşukacığım. Bizim dükkanda çalışıyor, toptancı. He, top satıyor yani. Ben dükkanda görmüştüm sizi. Carlot oğlum, toptancı niye sizin eşyaları taşıyor? Niye taşıyor? Niye taşıyor? Çünkü toptancı adı üzerinde. Toptancı olduğu için biz toptanacağımız zaman toptan eşyaları o taşıyor. Ne saçma yalan lan. Çok fena acılandım Carlos. Getir götür, imanım gevredi. Bir şey yiyelim ya, bir şey yiyelim. Acılandım diyorum ya. Bak mesela toptancı olduğu için böyle ne varsa toptan konuşuyor. Perkandeci olsa teker teker konuşur gider ama bu aman toptancı yani. Aman toptancı, canım toptancı. Evimize getirdin bir acı. Şehriban. Ben eve geç kaldım bir anacığım. Hadi gidelim artık. Hadi o zaman bize müsaade. Bak Carlot, Yaren, beni de artık ananız gibi görün. Çekinmeyin. Her şeyi bana anlatın, tamam mı? Hadi. Hadi görüşürüz. Kendimi resmeleyin, çok merak ettim. Hı hı. Ya ne biçim hayatınız var oğlum sizin ya? Suç dünyası var ya, sizin gibi böyle köfteci tipleri bir arada görmedim, söyleyeyim. Ya Şehriban ablam diyen gangaster olur mu Carlos ya? Soruyorum, olur mu ya? Yalnız ben bu kadını araştırdım bu evi tutarken. Bir salak oğlu yok muydu bunun? Tam bir kımıl zararlısı olan Tuncer'e dikkat çekmek istiyorum. Ve Carlos'a meydan okuyorum. O iş öyle olmaz Yaren. Öyle ılık ılık olmaz. Buz atacaksın ona. Buz. Olmadı. Buz mu? Buz atacaksınız ona. Badem de var. Yer misin? Yok. Döner vuracağım bugün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?